Bugün Bodrum'da 24. şampiyonluğu kutluyoruz. Çankat kardeşime çok teşekkür ediyorum. Dernek başkanı, Bodrum Galatasaraylılar Derneği başkanı kendisi. Çok güzel bir organizasyon hazırladı. Daha önce de söylediğim gibi 40 gün 40 gece bu şampiyonluğu kutlayacağız demiştim. Her vilayette, her derneğimizin giderek onların organizasyonlarına katılıyorum ve büyük keyif alıyoruz. Gerçekten bugün bir Bodrum, güzel bir Bodrum akşamında da burada 24. şampiyonluğu kutlayacağız. Geçen sene de kutlamıştık. Geçen sene de bu 24. şampiyonluğun sözünü vermiştim Çankaya'da. Bu sene de 25. şampiyonluğun sözünü veriyorum. İnşallah önümüzdeki sene yine bu aylarda 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı kutlayacağız. Emeği geçen herkese büyük teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir akşam geçiriyoruz burada. Transfer içinde zaten çalışmalarımız devam ediyor. Geçen sene bize 24. şampiyonluğun sözünü vermişti. Bu sene 25. şampiyonluğun sözünü verdi. Ama biz başkanımdan zaman zaman çıtayı daha yukarı çıkartıp müzemizde olmayan kupayı istiyoruz ısrarla. İnşallah o kupayı da alacağımız günler gelecek. Ben burada hep birlikte diyorum. Başkanım da sırayla diyor. Önce 5. yıl sonra o eksik kupa tamamlanacak diyor. Biz de inşallah o günler daha büyük coşkuyla kutlayacağız. Biraz sizi geri alabilir miyiz? Pardon. Tamam. Transferle ilgili tabii ki bir forvet düşüncemiz var. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Zaten basına düştü. En kısa zamanda onun bitmesini bekliyoruz. Onun yanında tabii eksik bölgelerimiz, aciliyeti olan özellikle yine sağ bek, bir orta saha oyuncusu. Çok iyi oyunculara sahibiz. Bir kere onun altını çizeyim. Yani orta sahadaki oyuncularımız da hepsi çok iyi. Ama biz en güçlü kadroyu kurmaya çalışıyoruz. Yine devamında ihtiyacımız olan yerlere de takviyeler yapacağız ama öncelikle aciliyet olan yerlerimizi bir önce kapatıp devamında dediğimiz gibi birçok oyuncumuza da teklif var. Galatasaraylı oyuncular her türlü yine gündemde teklif alıyorlar, ilgileniliyor. Çok önemli bir kadroya sahibiz, çok önemli oyunculara sahibiz. Burada başkanımız, yönetim kurulumuz her türlü desteği veriyor bize. Maddi manevi anlamda hep yanımızdalar. Biz de çalışıyoruz. Yani burada transfer komitesi olarak, teknik ekip olarak çalışıyoruz. Yani en kısa zamanda yani en iyi oyuncuyu almaya çalışıyoruz. Tabii ki en iyi oyuncuyu almaya çalıştığınızda bu kolay olmuyor, kolay gerçekleşmiyor. O yüzden en doğrusunu, Galatasaray'a en yakışan oyuncuyu bulacağız en kısa zamanda. Hocam, şöyle, her sene zor, kolay bir sene yok. Her senenin başlangıcında 4 tane büyük takım şampiyonla oynuyor. Burada Trabzonspor da yine kadrosunu korudu. Önemli bir hocaya sahip. Yine transferler yapıyor. Beşiktaş aynı şekilde yine iyi bir kariyere sahip bir hoca getirdi. Fenerbahçe aynı şekilde yine çok önemli bir kariyere sahip bir hoca getirdi. O yüzden ya bundan sonra kadrolar şekillenecek. Lig başlayacak. Lig başladıktan sonra yarış başlayacak. Ama yine 4 takımın amacı şampiyonluk. O yüzden hani bundan önceki seneler nasıl zorsa aynı zorlukla başlayacak. Önemli olan bunu kolaya çevirmek. Biz de kazanarak kolaya çevirmeye çalışacağız. Çok teşekkür ederim. Tamam. Hocam. 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 Hoc
emekleri büyük değil mi başkanım? Teşekkürler abi.